Hatay'da ailecek defne yapraklarını kurutup satıyorlardı. Bir gün atölyede yangın çıktı ve yangın günlerce sürdü. Çünkü defne dalları uzun süre ateşi içine hapsetmişti. Bu felaket onların bir fırsat yakalamasına sebep oldu. Bu fırsatı işe çevirdi Ayşegül Abacı. Şimdi bizimle birlikte Ayşegül defne dallarının bu yanmayan özelliklerinden faydalandı ve bir pelet yakıt üretti. Ayrıca daha da ileriye gitti. Şahane bir kadın, müthiş yaratıcı bir kadın. Şimdi bir de kedi kumu üretti. Kedilerin kumları için doğal, çevre dostu defne peletten ürettiği kedi kumlarını piyasaya sürdü. Hepsini konuşacağız ama Ayşegül'cüm, şu pelet nasıl bir şey, insanların aklında biraz canlansın. Hem peleti hem de kedi kumunu bize bir göster. Sonra hikayene dönüş yapacağım. Evet, merhabalar. Öncelikle pelet yakıtı aslında böyle küçük küçük graniller şeklinde sıkıştırılmış talaşa verilen isim. Tamamen doğada bulunan doğal ürünlerin toplayıp böyle sıkıştırılmasıyla doğal ortamda elde edilen bir katı yakıt çeşidi. Evet, sen ondan katı yakıt yaptın. Ayrıca bir de kedi maması yaptın. Bir de onu göster bize. Kedi Şey, kumu. pardon. Bu kedi kumu aslında şöyle iki ürünümüz de çok temel bir ihtiyaca hizmet ediyor. Bir tanesi insanın temel bir ihtiyacı olan ısınma ihtiyacına, diğeri de kedilerin temel bir ihtiyacına. Ve bu okuduğum yorumlarda baktığım zaman evcil hayvanlar evde çok fazla hani koku yani diğer kedi kumları, bentonitten olanlar vesaire diğer tüm piyasada olanlar çok fazla kokuyu hapsetmediğini okumuştum. Ve bu ürünü bir müşterim üzerinde aslında denedik ve müşterim çok memnun kaldı. Ve pelet kedi kumu aslında Türkiye için çok yeni. Şu an tam o zamanda yeni yeni geçiş yapmaya çalışıyor evcil hayvanlar. Ben de bu işi profesyonelce yapmak istedim çünkü defne ham maddesiyle ilk defa kedi kumu üreten firma yani Defne Pelet. Tıpkı pelet yakıtında olduğu gibi bundan 5 yıl öncesinde pelet yakıtı çok yeniydi ülkemiz için. Şu anda da pelet kedi kumu çok yeni. İkisi için de inşallah çabalayıp güzel bir hizmet vermek istiyoruz. Valla çok işler yapıyorsun. Bütün o ayrıntılara gireceğiz. Hem peleti nasıl ürettiğine hem nasıl oluyor da defne peletinden kedi kumu oluyor. Bana çok enteresan ve ilginç geldi. Ama en önemli özellikleri de çevre dostu, doğa dostu olmaları. Bütün ayrıntıları konuşacağım ama biraz seni tanıyalım. Ayşegül Abacı kimdir? Nerede, kaç yılında doğdun? Nasıl bir hayatın oldu? Kendi girişimini kurana kadar neler yaptın? Önce bir onları anlatır mısın? Tanıyalım seni yakından. Ayşegül Abacı 1992 yılında doğdu. Hatay'ın Eyledağ ilçesinde. Burada doğup burada büyüdüm. Lise eğitimime kadar burada kaldım. Beş kız kardeşimle birlikte aileme ait olan o küçük defne yaprağı işletmesi de büyüdük diyebilirim. Çünkü evimiz de buradaydı. Okulumuzdan arta kalan vakitlerde hep defne yaprağıyla, defne ağaçlarıyla iç içe bir zaman geçirdik. Eğitimim için Konya ve Kocaeli Üniversitelerine gittim. 2014 yılında Konya'dan mezun oldum. 2020 yılında da Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldum. Eğitimimi tamamladıktan sonra o dönemde her genç insanın yaşadığı acaba ben ne yapacağım sorusunu tabii ki ben de yaşadım. Hani kendi ayaklarının üzerinde durmak artık kimseye yük olmadan ilerlemek istiyorum kendi kendime. Bazı kurumsal yerlere başvurularda bulundum aslında. Hep zor olan kısmı geçtim ama maalesef ki ülkemiz için olan bu mülakat kısmında hep elendim. Şu an anlıyorum ki benim kısmetim yani benim yolum orası değilmiş. Çünkü ben aslında olsa da mutlu olmayacakmışım. Hani şu an onu çok iyi anlıyorum. Çünkü benim hayallerim orada bir can bulmayacakmış. Ben aileme ait olan defne kurutma tesisinde hem ürün kalite yönetimi, hem muhasebe, hem müşteri ilişkileri konusunda kendimi yetkinleştirdim. Ve 2017 yılında kendi firmam olan Defne Pelet firmasını kurdum. Ve şu anda da tabii ki kendi işletmemin başındayım. Her ne kadar yanımızda çalışan insanlar olsa da her alanda ilgilenmek zorunda hissediyorum kendimi. Bir kontrolden geçmeden kaliteye ulaşamayacağıma inandığım için devam ediyorum bu şekilde çalışma hayatıma. Peki şimdi gelelim bu işi nasıl kurduğuna. Yani ben başlangıçta söyledim, atölyede yangın çıktı, oradan fikir aldı. O kısmı bir anlatsana. Ne oldu da nasıl oldu da sen
defne peleti üretmeye başladın. Ve Biz nasıl oldu? yıllardır aslında tamamdır. Biz yıllardır hep defne yaprağını kurutup, satıp, ayıklayıp, paketleyerek satışını yapıyorduk. Yani bizim hayatımızda da bir pelet yakıtı yoktu. Bizim için önemli olan hep yaprak kısmıydı. Dal kısmı hep atıktı. Yani aslında buradaki çoğu kişi için böyledir. Çünkü Hatay'ın potansiyel bitkisi defne ağacıdır. Ve bazılarında sabun fabrikası vardır. Hep dal kısımları atıktır. Yani hep gerekli olan ya tohumudur ya yaprağıdır. Yıllar geçti. Tabii ki biz kapasitemizi arttırdık. Yaprak kurutma kapasitemizi. Bu aslında şu an anlıyorum ki bizim için atık kapasitemizin artmış olması demekmiş. Hani tabii ki o yangından bahsettiğimiz o yangından sonra benim farkındalığım oluşmaya başladı. Yıllık 800 ton kadar bir defne dal atığımız oluşuyor. Ve bunu hiçbir şekilde ne yapsak başa çıkamıyoruz. Ücretsiz versek de başa çıkamıyoruz. Yani çöp olan bir malzeme aslında. Koyacak yer bulamıyoruz. Ailem için bir yük olmuş. Ben o dönemde böyle araştırıyorum bu atıkları ne yapacağız, ne yapabiliriz diye. Ve o an şöyle bir şeyle karşılaşıyorum. Yenilenebilir bir enerji olan pelet yakıtı var dünyada. Bu Türkiye için çok fazla bilinen bir yakıt değil. Bu hem yenilenebilir olması hem biyokütle yakıtı olması konusunda çok heyecanlandırdı beni kesinlikle. Bundan bahsettiğim zaman ilk başta çoğu kişi çok fazla olabileceğini düşünmedi. O dönemde de tam bu araştırmalarımı yaptığım bir dönemde de bir yangın çıktı işletmemizde. Yani tam o konuların konuşulduğu bir dönem. O yangının uzun süre söndürülememesi sonucunda aslında alevler söndürüldü. Ama bizim defne kurutma tesisimizde fırınlarımız elekli ve eleklerin altında 4 gün sonra bile kor kor şeklinde defne dalları kalmıştı. Onun yanıcı özelliğini o an keşfettik. Ve zaten daha çok küçüğüm tabii ki o dönemde 23 yaşındayım. Finansmana erişimim yok. Daha böyle yeni bir iş kurabilir miyim? Onun heyecanıylayım. Böyle de bir zararla karşılaştıktan sonra aslında ailem çok zor olmadı hani ikna etmek. Çünkü zaten bir atık malzeme. Yangın da çıktı. Dedim ki deneyelim. Küçük çaplı da olsa bir sadece test yapalım. En ucuzundan, en uygunundan bir makine alalım. Aslında prototip. Şu anki benim firmama göre çok çok küçük. Küçük bir makine alarak yaklaşık 1,5 yıl süren test ve denemeler sonucu biz de pelet yakıtı üretmeye başladık. Ve bu iş bu şekilde ilerledi. Tabii o makina küçüktür ama yine bir paradır. Merak ediyorum. Bir başlangıç sermayesi olacak o. Ne kadarla sen yola çıktın? Ben şöyle bir saniye çok özür diliyorum. 45 bin TL gibi bir ücretle sadece bir makinenin ücretiydi. Biz 10 tane test yapmak amacıyla aldık, başladık. Bir de defne ham madde mesela o anda sermaye vermiyordum zaten çünkü defne dal atığı zaten çok fazlaydı. Makinayı aldıktan sonra ben neye ihtiyaç olduğunu o an yani öğrendim. Mesela kırıcı makineye. Dallar bu şekilde pres makinesinin içine ben dalı koymayacağım. Dediğim gibi hep her röportajımda şunu söylüyorum. Çok fazla bir yol göstericimiz yoktu. Nasıl yapıldığını bilmediğimiz için her şey deneye yanıla. Bunu aldık, ha, bu da lazımmış, bunu da alalım gibi oldu her şey. Daha sonra akabinde bir kırıcı makine aldık. Yani bir 30 bin, 40 bin TL gibi de ona gitti. Yani ortalama 100 bin TL'lik bir sermaye ile bu işin başlangıcı başladı. Başlamayı başladın ama şimdi diyorsun ya nasıl yapılacağını bile bilmiyoruz. Deneyerek gittik. Kullanıcılar, tüketiciler zaten hiç bilmiyorlar. Şimdi bilinmeyen bir şey üretiyorsun. Onu satmaya çalışıyorsun. Satman lazım ki para kazanırsın. Hani bunun için yapıyorsun. O süreçte neler yaşadın? Üstelik bir de kadınsın. Bizim Evet. deneyimlerini böyle harmanlayarak anlatır mısın? Hangi zorlukları yaşadın? Üretimini yapmak tabii ki çok zor. Beni ama heyecanlandıran şey şu. Yani bu benim doğada ham olarak bulunan doğal ürünüm diyelim. O ürünü bu şekilde bir ürüne döndürmüş olmak beni çok heyecanlandırdı ve gerçekten inancımı arttırdı. En önemli şey ne aslında burada? Bir şey üretiyorsun, emek ediyorsun ve ona inanıyorsun. Ve aileni karşına almışsın ve ailen sana inandırmışsın aileni. Bir şekilde kanıtlamak zorundasın kendini. 24 yaşındasın. Sen çok 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 zor bir sektörmüş. İşin içine girdikten sonra anladım bunu. Üretebildik. Bu defa gelelim hadi bunun satışını yapalım. Ben insanlara gittiğim zaman yani nasıl yapacağım, kime satacağım? Öncelikle şu, interneti açtım. Kim kazan kullanıyor? Kim nasıl yakıt cihazları kullanıyor? Bunları önce kendi ilimde analiz ettim. İlçe ilçe, sanayide yer yer isim olarak adreslerini alıp
Tek tek ben bu insanları arayıp randevulaşarak yanlarına gittim. Elimde bir çuval pelet yakıtıyla birlikte ürünü böyle büyük bir heyecanla bu ürünü onlara anlattım. Gerekirse onlara ürünümü ücretsiz vereceğimi, yeter ki denenmesi ve bir şans verilmesi gerektiğini onları ikna ettim bu şekilde. Bazılar tabii ki de fırsat vermedi ama bazılar tabii ki o an hani biri gelmiş bize bunları anlatıyor. Onlara çok teşekkür borçluyum gerçekten benim cesaretimi kırmadıkları için. Ürünü kullanmaya başladılar ve her ürünümü kullanan kişi yanındakini anlattı. Hani benim reklamımı ürünümü kullanan insanlar yaptı öncelikli olarak. Ve memnuniyetler, geri dönüşler memnuniyet şeklinde olunca o sene 3 ton alan müşterim gelecek sene tüm komşularını toplayıp 10-15 ton almaya başladı. Yani bu şekilde günde 2 tonluk üretim yapan bir makinaydı. O da haftada 2 gün falan arıza veren bir makinaydı. Parçası burada yoktu, parçası sadece Ankara'daydı. Ben sipariş aldığım zaman çok heyecanlanıyordum. Mesela şu gün söz vermişim, cuma günü 2 ton atıyorum bir yere gidecek. Elimde ürün yok. Makinem perşembeden bozuluyor. Ürünün o parçasının gelmesi 3-4 günümü alacak. Ve ben bu şartlarda insanlara bir güven ortamı oluşturdum. Gerekirse yanlarına kadar gidip özür diledim. Dedim ki bakın benden kaynaklı bir sorun değil. Bu kesinlikle makina ve ekipmandan kaynaklı olan bir problem ve burada değil, Hatay'da değil. Halledir halletmez ürünümü size getireceğim. Söz verdiğim şeyle yaptığım şeyler birbirini tutunca İnsanlar bendeki bence heyecanı da görünce güven konusunda sorun yaşamadık. Beni beklediler yani. Bekleyip ürünümü alıp kullanmaya başladılar. O günlük 2 tonluk üretim daha sonra günlük 5 tonluk üretime döndü. Tabii ki biz burada kırıcı makinamızı da büyüttük. Bu defa biz bir kurutma fırına da, talaş kurutma fırına da ihtiyacımız olduğunu anladık. Onu da aldık. Mesela bir paketlemeye ihtiyacımız oldu. Onu da aldık. Hepsini ihtiyaç duydukça bir şeyler satışa başladıkça aldık aslında. Tabii ki şu anki üretimim ve o ilk baştaki üretimim gerçekten kendim işin içine girmişim ve ilerlemişim. Şunu hissediyorum. Ben o makinayla, o küçücük üretimle ya da o illaki kalite konusunda da çünkü çok büyük farklar var şu anki ve o ilk başladığım ana göre. Nasıl insanlara bu heyecanla bunu anlattıysam sağ olsunlar hepsi bilmedikleri bir yol olmasına rağmen denemeyi tercih edenler sayesinde ben bu yerlere geldim. Şimdi gelişini de biraz aktaralım. Sen yola çıktığında yıl kaçtı? O günden bu yana kaç yıl geçti? Ve o gün yaptığın üretim kapasitesi işte 2 ton, 5 ton. Şimdi üretim kapasiten ne oldu? Bu gelişimi de aktarır mısın? Tabii 2017 yılında bu işi kurdum resmi olarak. 2017 yılında günlük 2 tonluk bir üretimle başladım. Önce kendi ilimde bu ürünü tanıtmaya başladım. Kendi ilimde insanlar kullanmaya, memnun olmaya başladıkça biraz daha kendime güvenim arttı ve dedim ki benim ürünüm demek ki güzel, fayda sağlayan bir ürün. Günlük 2 tonluk bir üretimle 100 metrekarede başlayan bir hikayem var. 2017 yılında kuruldu. Ve şu an 2021 yılında 1500 metrekare kapalı alanda ve günlük 20 tonluk üretim yapan entegre bir tesisimiz oldu. Ne diyorsun? 2 tondan 20 ton. Evet. İnanılmaz Evet. bir başarı. Üstelik 2017'den beri. Yani bu kadar kısa sürede bu kadar büyük bir başarı kolay olmasa gerek. Hani bir çırpıda anlatıverdin sen ama çok zorluklar da yaşamışsındır. Ne tür zorluklar yaşadın? Tabii ki yani günlük 20 tonluk üretime geçerken yine makine ve ekipman konusunda çok fazla sıkıntı yaşadık. Çünkü gerçekten ülkemiz için çok yeni bir sektör diyoruz ya. Bu anlamda da çok zor. Yani profesyonelce ilerleyen bir şey sistemi kurmak çok zor. Bence biz bu Türkiye'de ilk 5'te görüyorum kendimizi bu sistemi kurabilen, bakanlıktan lisans alabilen bir tesis olarak. Hem bu hem de satışını yapmak bu ürünün çok zor. Hani çünkü bilmiyorlar yani ve sana inanmama ihtimalleri çok yüksek. Ben çoğu kişiye ilk başta ücretsiz bir şekilde dağıttım, gönderdim. Hiçbir şekilde ücret talep etmedim. Ürünün zaten dumanı olmadan, etraflarını pis etmeden ısındıklarını gördükleri zaman bu defa kendileri talep etmeye başladılar bu ürünü. Ve günlük 5 tonluk üretimle de ben baktım ki müşteri taleplerine karşılık veremiyorum.
Hatta tüm Türkiye genelinden benden çok fazla istek var. Bunun seraları katalım, buna mandıraları, otelleri, bireysel tüketicileri katınca. Yani benim günlük, ben şunu söyledim bir gün babama. Günlük 20 tonluk üretim de bize yetmeyecek. Yani ben bunu yaşayacağımızı düşünüyorum, eminim yani. Şu an ama tabii ki maliyetlerimiz yüksek. Günlük 20 tonluk bir üretimle devam edeceğim bir süre. Peki şimdi ne farkı var ve pelet piyasasında senin firman Defne Pelet hangi sıralamada bulunuyor? Hani kaç en büyükler kaç firma var ve sen kaçıncı sırada yer alıyorsun? Ve niye senin ürününü alsınlar? Yani Defne Pelet'in diğerlerinden farkı ne? Şimdi biz evet kaloriferli evdeyiz ama Türkiye'nin çoğunluğu kaloriferli evde oturma imkanına sahip değil. Daha doğrusu doğalgaz imkanına sahip değil. O yüzden de katı yakıt kullanıldığında çok külü olur, isi olur, pisi olur, kokusu olur. Pelet yakıtlarda da benzer şekilde hem pahalı olduğu söyleniyor, hem yine de külünün fazla olduğu söyleniyor. Senin yakıtının özelliği ne? Diğerlerinden farkı ne? Niye alsın? Aslında şöyle, bu ürünü biz üretim yaparken hiçbir şekilde kimyasal bir bağlayıcı kullanmıyoruz ve biz kendimiz defne pelet olarak üretim yaparken odun atığından yapmaya özen gösteriyoruz. Şu anda Türkiye'de sektör yeni ve insanlar bir şey duyduğu zaman herkes aynı işi yapmaya çabalıyor. Benden sonra bile yani benim yanıma Türkiye genelinden 20'yi aşkın kişi gelip danışmanlık istedi mesela biz de pelet yakıtı üretmek istiyoruz diye. Bu güzel bir şey ama bence piyasayı çok kalitesizleştirdi. Bana göre sobada yanacak kaliteli bir yakıt olması için odun atığı olması gerekiyor. MDF, sunta atıyorum işte mısırın yaprakları, deftenin yaprakları bile konmaması gerekiyor. Çünkü yapraksı kısımları koydukça kül oranını arttırıyor. Biz bir kez buna özen gösteriyoruz. Tamamen saf talaştan yapmaya gayret gösteriyoruz. Ve bizim almış olduğumuz makinemiz ithal bir makine. Presleme kalitesi çok yüksek. Çok iyi preslenmesi gerekiyor. Ve kurutma fırınımız çok iyi bir kurutma fırını. Nem dengesizliği oluşursa bir pelet yakıtında bu da kalori değerini düşürüyor aslında. O yüzden biz her şeyi profesyonelce yapmak istediğimiz için bu entegre tesisi kurduk. Ve biz TSE belgemiz şu an tam son aşamada. Pelet üreticileri arasında TSE belgesi alan bir ya da iki kişi vardır. Yani çünkü dedim ya çok çok yeni bir sektör. Ya ben en başından bu yana başladığım için bu işi en kaliteli şekilde götürmeye çabalıyorum. Tabii ki bizim de eksiklerimiz olabilir ama çok yeni bir sektörde bence önce olacağımızı bile düşünüyorum yani. Çünkü TSE alan yok mesela. Yine Defne Pelet'in özelliklerini anlatır mısın? Hani dedin ki nem oranına dikkat ediyoruz. İçinde hiçbir şekilde defne dalından başka bir malzeme eklenmiyor. Yanıcı özelliği, kül bırakma özelliği, havaya kirliliği Hepsi. etkisi nedir? Onları da anlatır mısın? Aslında şöyle, dedik ya kapasitemizi arttırdık. Kapasitemi arttırınca ben sadece defne dal atıklarıyla yapmıyorum artık. Çam ağacı atıklarıyla da pelet yapıyorum. Ancak bu şekilde yeterli gelebiliyor. Çünkü atık toplama kapasitemiz artmış oldu. Pelet yakıtıyla diğer katı yakıtlar arasındaki farka gelirsek. Şimdi pelet yakıtı tamamen yenilenebilir bir enerji. Diğerleri fosil yakıt. Kömürün zararlarını zaten hepimiz biliyoruz. Ne kadar çok zehir attığını havaya bunu biliyoruz. Dumanını biliyoruz. Karbon salınımının ne kadar yüksek olduğunu biliyoruz. Pelet yakıtı hem yenilenebilir olduğu için doğada natürel olan bir ürünü sadece aslında birkaç formunu değiştirdiğimiz için ve kimyasal bir madde kullanmadığı için zehirlenme riski kesinlikle yok. Sıkıştırıldığı için kalori derecesi yüksek. Tıpkı yani 4800 ile 5200 arasında. Türkiye'de çıkan bir kömürün bile kalori derecesi 3500'lerde. Şu anda. Ve pelet yakıtı düzenli ve verimli bir şekilde yandığı sırada hiçbir şekilde duman çıkmıyor. Yani hem ısınıyorsun hem de doğaya hiçbir şekilde zarar vermiyorsun. Çünkü hem üretirken atık bir malzemeyi topluyorsun hem de tüketirken ısınma ihtiyacını giderirken yine çevrene zarar vermiyorsun. Karbon salınımı en düşük olan katı yakıt pelet yakıtı. Yani doğalgazı rakip senin yakıtın. Evet, bence o şekilde. Ama daha buna çok fazla çalışma yapmamız gerekiyor. Yani tek benim değil, tek başıma ben yeterli olmayabilirim ama kesinlikle öncüsü olacağıma inanıyorum. Tüm binalar şu an doğalgaz entegre yapılarak gidiyor ama pelet yani
Mesela her yere petek takılacak zaten. Yani biz evimizde doğalgazla ısınmak istesek bile petekler takılacak. Biz bunu ya kombiyle ısıtacağız yani peteklerimizi ya pelet cihazıyla ya kömürlü bir kazanla. Orada tercih bizim aslında. Biz orada pelet cihazını tercih edersek ve bunu aşılarsak insanlara yani ben bir 5 yıl falan veriyorum. Çok daha temiz bir şekilde ısınacağımıza inanıyorum. Kömür kokusu olmayacak. Peki doğalgazla pelet yakıt arasındaki acaba fiyat farkı ne? Yani doğalgazı ısınanlar ne kadar ödüyorlar kışın ayda? Pelet yakıt kullananlar ne kadar öderler? Tabii bölgeden bölgeye değişir ama bir Evet. genel ortalama vermek gerekirse. Bunu net bir şey söylemek doğru olmaz. Ama şöyle, pelet yakıtı tamamen yerli bir üretim olduğu için yani biz bu ürünün aslında kilogram fiyatı 90 kuruş. Ya bu kadar yaptığımız emeğe karşı 90 kuruş gibi bir kilogramı var. Hem doğalgaz hem de kömür dışarıdan geliyor. Dolara endeksi geliyor ve dolar arttıkça yani döviz endeksli olduğu için dolar arttıkça o yakıtların da fiyatı artıyor. Yani bu ürünün de tabii ki fiyatı artışını sebep olacak şeyler var ama adı üstünde yerli üretim yani ne kadar dövizden etkilenebilir. Çok daha tasarruflu. Kesinlikle çok daha tasarruflu ama bunu şu kadar şu kadar demek yanlış bir bilgi olur. Çünkü kimi zaten Hatay için bile söyleyemem bunu. Bazı insanlar teras katta oturuyor, bazı insanlar ara katta. Doğalgazı da o şekilde terasta oturan daha fazla öder. Ara katta olan daha az öder. Peki, şimdi nihayetinde defne dalları kullanılıyor. Tabii ki acaba bu durumda ağaçların haline oluyor. Yani orada bir ağaçlara yönelik koruma var mı? Hatay'ın defne ağacı açısından zengin olduğunu biliyoruz. Peki siz Evet. dalları topladığınız zaman o ağaçlara zarar vermiş olmuyor musunuz? Şu an mesela Hataylılar bilir, bu aylar defne sezonu değildir. Ne zaman başlar defne sezonu? Eylül ayının başlarında. Biz pelet yakıtını üretirken her zaman şunu söylüyorum. Atık olan malzemeden üretilir. Bunun için kesinlikle ve kesinlikle bir ağaç kesimi yapılamaz. Defne de şöyle bereketli bir bitki. Düzgün bir şekilde kesilirse, bilinçli bir kesim yapılırsa gelecek sezonda çok daha gürleyerek çıkan bir bitki. Ve buradakiler define olarak söylenir. Ölümsüzlük. Yani birçok sembolü vardır defne ağacının. Biz Hataylılar için önemli bir ağaçtır yani. Ben şu an örneğin sadece çam ağacından olan peleti yapıyorum. Babamın fabrikası benim bulunduğum yerle aynı yerde. Defne sezonu başladığı dönemde zaten babama köylüler yani bizim müstahsillerimiz Orman Müdürlüğü'nün izin verdiği yerlerdeki yaptıkları kesimi getirirler. Babam da yapraklarını alıp dal kısmını bana verir. Ben de pelet yaparım. Sistemimiz bu şekilde. Çok güzel. Hem de ağaçlara da zarar verilmiş Yok olmuyor. kesinlikle, Her türlü kesinlikle. yapılması gereken budama işlemi yapılıyor ve siz o budanan Aynen. kullanıyorsunuz. Evet. Çok güzel bir uygulama tabii. Bir de şimdi sen beni şaşırttın bu bağlantıya geçerken. Dedi ki yeni bir ürün var. Kedi kumu yaptım. Allah Allah diyorum ya. Defne pelet üretiyor Ayşegül. Kedi kumu nereden çıktı? Ne alaka dedim ama meğer sen onu peletten üretiyor musun? O iş nasıl oldu? Evet. Bir anlatsana bize. Bir de göster tekrar. Evet. Bu da aslında yine şu an için çok yeni ama kesinlikle güzel ilerlediğimiz bir şey. Pelet kedi kumu. Bir yıldır düşüncesi içerisindeyiz. Zaten bizim prosesimiz buna uygun. Ham maddemiz buna uygun. Ve ben bir araştırma yaptım. Defneden kedi kumu hiçbir şekilde kimse üretmemiş. Bunun hemen patent başvurusuna başladım. Çünkü benim ham maddem var. Makina ve ekipman konusunda bir sürü sıkıntılar çekmişim. Artık düzgün bir tesis kurmuşum. Neden kedi kumu da yapmayalım? Ki bu fikri şu şekilde bana geldi. Bu tamamen benim buluşum gibi olmadı. Bir müşterimiz benden pelet istedi aslında. Yurt dışında görmüş pelet kedi kumunu ve ben ona yakıt göndermiştim pelet yakıtından. Bir paket alması beni de biraz şey yaptı, düşündürdü orada. Ne yaptığını sordum. O da dedi ki benim evde kedim var ki hayvan altlığı olarak kullanıyorum. Bu yurt dışında çok tercih edilen bir ürün ama Türkiye'de bulamıyorum. O şekilde sizi aramıştım dedi. Aynı hafta içerisinde farklı bir ilden yine bir müşterim bu şekilde bir dönüş yapınca dedim ki ben bunu neden profesyonel bir şekilde yapmayayım? Ve neden kendi sektörümü biraz daha genişletmeyeyim diye düşündüm. Defne Pelet bir firmamın ismiydi, bir marka ismi. Şu anda da Daphne Cats Litter ismiyle bir marka kurduk. Şöyle hemen göstermek istiyorum.
Bunda da amacımız aslında biraz yurt dışına hitap etmek de istiyoruz. Tabii ulusalda da etkin olmak istiyoruz. Sıkıştırıldığı için sıvı emilimi kuvvetli ve 6 aydır veteriner eşliğinde biz denemeler yapıyoruz. Hiçbir alerjik reaksiyon göstermedi. Çünkü en başında da dediğim gibi hiçbir kimyasal bağlayıcı yok. Çünkü tamamen ormanda bulunan natürel bir ürünü. Biz doğal ortamlarda birleştiriyoruz, öyle söyleyelim. Kedilerimizin patilerine yapışmıyor. Bu müşterilerden aldığım geri dönüşleri söylüyorum şu anda. Bu şekilde güzel bir ürün olduğunu düşünüyorum. Benim için de çok yeni. Şu anda bu markayı da parlatmak için elimden geleni yapacağım. Çok güzel. Peki o kum deyince aklımıza direkt kum gelir. Ama Evet. sen bunu peletten yapıyorsun. Peletten imal edilmiş bir kum. Öyle değil mi? Yoksa aynı madde mi? Kumdan farklı, kum gibi değil, kumdan çok farklı. Bu sıvı emilimi aldığı zaman hani mesela topaklanmıyor bizim ürünümüz. O kedi kumunda bir önemli kriter de topaklanan olmuş olması. Bizim ürünümüzde topaklanma yok. Bilakis sıvı değdiği zaman tekrardan talaş haline geliyor. Çünkü hiçbir kimyasal yok demiştim ya. Tekrar sıvıyla temas hali olunca tekrardan çözünüyor. Elekli bir kabımız olursa çok rahat kullanması. Çünkü biz elektrik kablar ikili oluyor. Alt kısmı kapalı, üstteki elekli. Kaldırdığımız zaman talaş haline gelenler dökülüyor. Üstte sağlam peletler kalmış oluyor. Onu döküp tekrar kullanıma devam edebiliyor kullanıcılar. Peki o torbanın içindeki pelet kum şu anda senin o kabın Evet. ile o mu yani aynısı mı? Aynen aynı. Tabii ki toz oranına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bunu artık bir canlı kullanıyor. Kesinlikle şeye zaten o pelette de buna dikkat ediyoruz kimyasal bir bileşen olmamasına. Birkaç işlemden daha geçiriyoruz ama üretim olarak değil, daha temiz olması konusunda. Çok güzel. Aynı ürün. Yani aynı formda bir ürün. O öyle söyleyelim. Bravo, yolun açık olsun. Yeni bir ürün. Bunu da duyurusunu yapalım. Defne Pelet aynı zamanda da bir kedi kumu üretti. Yine çevreye dost, doğaya dost, kedilere dost. Çünkü patilerine yapışmıyor dedim. Bu güzel bir ayrıntı. Topaklanmıyor. Hani bunlar kedi severler için biraz sorundur. İçinde topaklanır, topaklı olanları alır, ayırmak zor olur falan. Bir şey daha, mesela defne kokusu yayılıyor etrafa. Hiçbir şekilde kedinin dış kısmının kötü kokusunu çok iyi hapsettiği söyleniyor. Yani 5 gün değiştirilmese bile ortaya kötü bir koku yaymıyor. Ki defne sabunu vardır bilirsiniz. Defne temizliğin de sembolü aynı zamanda. Bence çok birbiriyle örtüşen bir sektör oldu. Çünkü o kötü kokuyu direkt hapseden tamamen doğal o ağaç kokusu. Ve kendi kokusu yani biz böyle esansiyel bir yağ kullanmıyoruz bu şekilde kokması için. Peki bu ürünün satışı nasıl gerçekleşiyor? İsmi neydi? Onu tekrar ve nereden kazanılabileceğini de söyler misin? Marka ismimiz Daphne Cats Litter. Şu anda Trendyol'da hepsi burada da satış yapıyoruz. Yine Instagram hesabımızdan da sipariş alabiliyoruz. Bu şekilde şu an internet üzerinden satışlara başladık. Güzel, çok iyi, hayırlı olsun. Peki şimdi tabii bunlar böyle şey süreçler. Başarıyla konuşuyoruz ama aslında kolay bir süreç değil. İş kurmak, işi tutundurmak, ilerlemek, Evet. ilerleme kaydetmek kolay olması gerek. Pek çok kadın var kendi işini kurmak istiyor ama ne yapacağını bilmiyor. Ya da işini kurmuş oluyor ama başka sorunlarla da karşılaşabiliyor. Neler tavsiye edersin başka girişimci kadınlara? Senin deneyimlerinden elde ettiğin pek çok bilgi vardır. Maddeler halinde onlara tavsiyelerde bulunabilir misin? Şöyle, maalesef ki toplum olarak çok bastırılmış bir toplumda büyüdük. Ben aynı zamanda bir anneyim ve ben o hamilelik sürecinde pelet yakıtını tanıtmakla uğraşıyordum. İnsanların bana bakış açısı bir kadın, hamile bir kadın. Yani bu bahsettiği şey çok önemli bir şey yani kendisi mi yapıyor bu acaba? Yani bakış açılar o kadar kötü ki. Bu kötü olan bakış açıları bir kere kabul edelim. Ama biz inandığımız gibi yolumuza devam edelim. Ben inandığım gibi yoluma devam ettim. Şu anda İzmir'de bulunan kişi bile bana şunu söylüyor. En iyisini sen yapıyormuşsun kızım, bana gönderir misin? Mesela çok şükür ki, ne mutlu ki. Ben aldığım ödüller değil benim başarım. Ben her zaman bunu söylüyorum. O kadar zor insanlara anlattım ki ben bu ürünün nasıl bir ürün olduğunu. Ama şu an hiç tanımadığım bir insan arayıp da en iyisini sen yapıyormuşsun demesi
O çekmiş olduğun bütün sıkıntılara değiyor. Ya illaki çabanız bir sonuca varır ondan sonra. Yani çabanız hiçbir zaman boşa gitmez. Sürekli olması gerekiyor. Sürekli çaba, sürekli çaba. İlla bir yerde birileri sizi fark ediyor. Birileri sizi takdir ediyor. Takdir ettikçe ya da emek ettiğiniz ürünün sağladığı faydayı gördükçe çok daha fazla motive oluyorsunuz ve yolunuza ilerliyorsunuz. Biz vazgeçmiyoruz. Yani çalışmaktan da vazgeçmiyoruz. Zor olanı başarmaktan da vazgeçmiyoruz. Bir kadın olarak üretici olmaktan da. Yani hep kendime bunu söyledim. Evet, bazı kişilerin bakış açısı çok kötü oldu ama şu an aynı kişiler benim yanıma müsaitlik anımı öğrenip yanıma kahve içmeye gelmek istiyor mesela. Ama vazgeçseydim ben şu an hep düşünüp üzülecektim. Burada yapamadım. Bana böyle yaptılar da yapamadım. Hani şu bence bir şeylere rağmen başardım diyebilmeliyiz. Yani bana destek olsalardı başarırdım. Ya da işte benim param olsaydı başarırdım. Olsaydı saydıcılık. Yani bu saydıcılık oluyor. Ama evet benim çocuğum da vardı. Evet ben de gerçekten çok zamanım hiç olmadı. Ben de evliyim. Aynı zamanda bir anneyim. Evim, işim var. Bir iş yapmaya çalışıyorum. Bir üretim yapmaya çalışıyorum. Bunlara rağmen çok şükür ki şu anda Türkiye'de Defne Pelet diye bir marka oldu. Ve o yaptığımız çabalar başka bir sektörü doğurdu. Ve şu anda bir kedi kumu üreticisi olduk. Bunların hepsi tabii ki de çabayla ama 5-6 yıllık bir aslında çabanın sonucunda oluştu. Hayal kurmalılar kesinlikle ve kendilerini normal ben mesela şöyle ben pelet üretip satacağım demedim. Ben Defne Pelet olarak bir marka olacağım ve Türkiye'de Defne Pelet bir marka olacak ve insanlar bana soracak dedim pelet yakını ve gerçekten 20'yi aşkın kişiye ben danışmanlık yaptım ücretsiz gönüllü olarak. Hangisi doğru? Hangi makine alalım? Ne zaman yağ koyalım? Ne zaman hangi diski yapalım? Bunlar çok ince ayrıntıları bile bana soranlar çok fazla oldu. Ve çok şükür ki ben bunu da başardım. Çünkü ben kendimi en yukarıda hayal ettim. Yani ulaştığınız yer bir altı olsun yine güzel bir yer. Hani en yukarıda hayal edin kendinizi her zaman için. Bu şekilde genel olarak. Valla özellikle de o bilgi paylaşımının her Evet. bundan yapılmayacağını düşünüyorum. Çünkü gelmiş karşımda diyor ki ben de üreteceğim. Yani sen rakibine o üretimi nasıl yapacağını dahi anlatmışsın. Çünkü kendine Evet. eminsin, yaptığın işten eminsin ve diyorsun Evet. ki paylaşayım bilgiyi ne olacak? İnsanlar da yapsın, onlar da ekmek parasını kazansınlar. Bunu herkes yapmaz dediğim gibi yani hele de böyle kurtlar sofrası bir kapitalist düzende kendi Maalesef üretimini başkalarına anlatmak. ben yardım ettiğim insanlardan bile karşımda rakip oldular bana. Şöyle ki Defne peleti kullanmayın bu şekilde olumsuz yorumlar bile yapanlar oldu. Hani ben hiçbir zaman onları rakip olarak görmedim. Neden o pelet ya da bu pelet ismi geçmiyor? Ben pelet sektöründe ödül alan ilk firma Defne Pelet. Başka ödül alan bir firma yok. Çünkü her anlamda Defne Pelet bana göre güçlü içinde. Çünkü çok ilgili. Çünkü gerçekten her kalitesine dikkat ediyor. Çünkü her müşterisiyle ilgileniyor. Boş vermiş hiçbir müşterisi yok. Yani bizim amacımız sadece satmak değil ondan sonra. Ürünün faydasını anlatmak. Biz zaten bu şekilde yaklaştığımız için ürünümüz satılıyor çok şükür. Bu şekilde. Peki son bir şey, pek çok kadının da sermayesi yok. Yani iş bulamıyor, yapmak istediği şeyler oluyor ama elinde cebinde parası yok. Ne yapabilirler sence? Öncelikle ben ne yaptım? Ben önce dediğim gibi kendi ailemle bu problemi çözdüm. Çünkü iş yapmak istiyoruz, paramız yok. Bankaya gitsek bize neden kredi versin? Çünkü hiçbir şekilde ciromuz yüksek değil. Bu şekilde bankadan destek alamadım ilk aşamada. Ailemden bir destek aldım. Daha sonra KOSGEB'e de başvurdum. KOSGEB girişimcilik kredisi ve 50 bin, 100 bin TL girişimcilik kredisi ve 50 bin TL'lik hibeye hak kazandım. 50 bin TL'lik hibenin 35 bin TL'sini kullandım. O 100 binlik krediye de hak etmiş olmama rağmen aslında bizden kaynaklı bir hatadan dolayı alamadık. Evrak eksikliğinden kaynaklı. Yani bu şekilde destekler var. Ne KOSGEB'e başvurabilirler. Ailelerini önce inandırmaları gerekiyor. Yani çok küçük başlanılabilir. İşi gördükten sonra büyütülebilir benim yaptığım gibi. Zaten direkt 2 trilyonluk, 3 trilyonluk bir yatırımı herkes yapamayabilir ilk aşamada. Biz de böyleyiz. Ya bizim de daha yüksek yatırımlara ihtiyacımız olacak ama adım adım yavaş yavaş. Küçükten başlamak genelde hep Evet. kadınlardan duyduğum şeydi. Yani birden büyük başlamayın. Küçük küçük hatta bakkal hesabı deniyor.
Küçük Emin küçük. oldukça Nasıl? emin oldukça ilerleme. Emin oldukça ilerleyelim. Evet. Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum Ayşegül Abacı. Deneyimlerini paylaştığın, şahane işlerini aktardın. Yolun açık olsun diyorum ve iyi ki katıldın yayınımıza. Çok teşekkür ederim. Sesimiz kesildi. Evet, olsun, önemli Çok değil. teşekkür ederim. Davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok güzeldi benim için de konuşmak sizinle. Umarım faydalı olur.